Yeni bir videodan herkese merhabalar değerli dostlar. Bu videoda bir önceki videoda aldığımız kutu içeriğine yer verdiğimiz ilk izlenimlerine ve kullanım detaylarına yer verdiğimiz iPad Air 5. nesil tabletimiz için arkadaşlar bir kalem almak istediğimi zaten o videoda söylemiştim. Tabii ben biliyorsunuz 9. nesilde McDonald's 8920 isimli stylus kalem modelini kullanıyorum ve gerçekten çok başarılı ve çok memnundum ki bununla ilgili videoları da zaten sizlerle de paylaştım. Muhakkak izlemeyi de unutmayın. Bu cihazda arkadaşlar 8920'den sonra çıkan ondan daha akıllı ve daha iyi özelliklere sahip bir kalem. PN8921 stylus kalemi arkadaşlar ben iPad Air 5. nesil için aldım. Tabi bu kalem sadece iPad Air ya da iPad Pro'ları desteklemiyor arkadaşlar. Aynı zamanda iPad'in 7. 8. 9. ve 10. nesil iPad'leri de desteklediği gibi iPad Mini'yi de destekliyor arkadaşlar. Biz 8920'de arkadaşlar Air ve Pro versiyonlarını desteklemiyordu. Böyle bir özellik yoktu ama bu son çıkan modelde arkadaşlar eski cihazları destekleme özelliği var. Tabi onlara teknik detaylara yer verirken zaten bunları da söyleyeceğiz. Bugün hem Apple Pencil 2. nesil bir kalemi inceleme şansım oldu hem de bu kalemi arkadaşlar biraz deneme ve inceleme şansım oldu. Tabi Apple Pencil 2. nesil gerçekten arkadaşlar 3 milyarın üzerinde bir fiyata sahip. Özellikle sıfır ürünleri bile artık 3,5-4 bin TL'leri buluyor arkadaşlar. İnternette de bu fiyat. İki üründe test ettiğimde arkadaşlar gerçekten çok büyük farklar görmediğim için böyle bir ürünü alıp kullanmak istedim ve tabii özelliklerini de birazdan bahsettiğimde gerçekten beni çok mutlu eden özellikleri de var. Onu da söyleyeceğiz. Ama önce isterseniz notlarıma geçmeden, teknik özelliklere geçmeden şöyle kutuyu bir açalım ve kutudan bizi neyin karşıladığını bir görelim arkadaşlar. Evet, şu şekilde içinden bir kutu çıkıyor arkadaşlar. Şöyle çıkardığımızda da arkadaşlar evet direkt bizi manyetik bir şarj istasyonumuz ve Mektodo 8921 stylus kalemimiz karşılıyor arkadaşlar. Burada da bir tane yedek uç var ki ben Mektodo'yu burada kutluyorum arkadaşlar. Şu yedek uçu arkadaşlar Apple çok pahalı fiyata satıyor ama bu ürün arkadaşlar ücretsiz bir şekilde kutunun içerisinde yedek uç çıkıyor. Buradan da Mektodo'ya teşekkür ediyoruz. Evet. Tabii şu manyetik şarj istasyonu arkadaşlar bir önceki versiyonda yani 8920 versiyonunda bir ucu Type-A diğer ucu da Type-C olan kaleme takılarak şarj edilebiliyordu. Ama bu kalem kablosuz bir şekilde şarj edilebiliyor. Ve özellikle arkadaşlar bu kalemi almak isteyenler arkadaşlar bu şarj istasyonunu hiçbir zamanda kullanmayabilirler arkadaşlar. Onu da birazdan size anlatacağım. Şöyle kalemimi de kenara koyuyorum. Evet şuradan arkadaşlar ürünün detaylarıyla ilgili hangi cihazları desteklediğini burada görüyoruz ki şöyle bir bakalım. iPad Mini'nin 5. ve 6. versiyonunu destekliyor. iPad Air'in 3. 4. ve 5. neslini destekliyor. Bu gerçekten çok iyi. Ve iPad'in arkadaşlar uygun fiyatlı iPad modellerinin de 6. 7. 8. 9. ve 10. nesil iPad'i de destekliyor arkadaşlar. Bu gerçekten çok başarılı. Bunun bir önceki küçük kardeşi olan 8920 modelinde arkadaşlar Air ve Pro versiyonlarını desteklemiyordu. Mini'yi de desteklemiyordu arkadaşlar. Sadece uygun fiyatlı iPad'leri destekliyordu arkadaşlar. Ama bu kalem iPad Pro, düz iPad, Mini ve iPad Air modellerinde destekliyor arkadaşlar. Ve şöyle ürünün kutularını artık bir kenara doğru bırakalım. Şunlar şöyle kenarda kalsın. Ürünün şöyle arkadaşlar özelliklerine yer verelim. Mektodo'nun PN8921 iPad için wireless şarj özellikli bu stylus kalemi beyaz renk olarak tek renk olarak üretiliyor arkadaşlar. Avuç içi reddetme işlevi özellik olarak kalemimizde var. Eğme işlevi var arkadaşlar. Yani siz şu şekilde dik yaptığınızda ince çizgi şöyle yatay yaptığınızda da kalın çizgi çiziyor arkadaşlar. Bunu da birazdan zaten bahsedeceğiz. Pil kapasitesi de olarak arkadaşlar 100 miliamperlik bir pil kapasitesi var. Kalem ucumuz 1,5 milimetre boyutuna sahipken arkadaşlar 13 gramlıkta bir ağırlığımız var. Ve özellikle pil performansı olarak arkadaşlar aralıksız 7 saat size kalemi tablet üzerinde kullanma şansı veriyor. Hiç şarj etmeden de. En önemlisi de arkadaşlar 12 ay boyunca arkadaşlar kalemi hiç kullanmasanız da arkadaşlar bekleme modunu alarak kendini koruyor arkadaşlar. Bunu da gerçekten güzel bir detay olarak söyleyelim. Tabi ürünün teknik detaylarına performansı ile ilgili tabii ki ilerleyen süreçlerde bu konuyla ilgili illaki videolarımıza yer vereceğiz ama özellikle bu kalemi Apple Pencil'larla arkadaşlar aynı stadyoya koyan ve gerçekten çok başarılı bir ürün haline getiren durum arkadaşlar şu şekilde göstermek gerekirse arkadaşlar Apple Pencil ibaresi çıkıyor ve arkadaşlar şuradan da mavi ışığı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda şarj oluyor. Nasıl oluyor derseniz arkadaşlar şurada bir manyetik şarj yönümüz var arkadaşlar. Yani burası yapışma özelliği olan bir yer ve aynı zamanda cihazı bağlama ve kalemi şarj etme noktasında da arkadaşlar burayı manyetik kısmı kullanabiliyorsunuz ve kalemimizi şu şekilde bağladığımızda arkadaşlar cihazımız aynı anda şarj oluyor arkadaşlar ve kutu içinden çıkan şarj istasyonuna da hiçbir zaman ihtiyaç duymuyorsunuz arkadaşlar. iPad 9. 8. ya da 7. nesli kullananlar için arkadaşlar böyle bir şarj entegresi olmadığı için tabletin kasa üzerinde bunu kullanabilirsiniz ama iPad Mini, iPad Air ve iPad Pro'larda arkadaşlar böyle bir özelliğin olması da bu kalemi tablet üzerinden şarj edebildiğinizi gösteriyor. Evet şöyle isterseniz menüler arası geçişlerimize bir bakalım. Gerçekten çok başarılı ve gerçekten çok iyi bir durumda arkadaşlar. Evet.
Şuradan bir tane çizim uygulaması açalım. Ben şöyle bir çalışmada yapmıştım ama şöyle yenisini açalım arkadaşlar. Evet. Şu şekilde. Şuradan şöyle kalemi seçeyim. Evet, nokta nokta. Şuradan şöyle silgimizi seçebiliyor muyuz? Evet, şöyle silgimizi seçiyoruz. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Böyle şöyle yan yatırdığımızda da arkadaşlar şöyle göstereyim. Evet, daha kalın şey yapabiliyor arkadaşlar. Eğim özelliği de çok iyi ve hassasiyet arkadaşlar çok başarılı. Ve özellikle 9. nesilde beni kullanırken rahatsız eden ama burada rahatsız etmeyen ki tabletin bir özelliği olan arkadaşlar ekranla ekran cam arasında hiçbir boşluğun olmaması. Şuradan yandan baktığınızda arkadaşlar şöyle gösterebiliyor muyum? Direkt kalemi ekranın içine entegre ettiği için dokunmatik hassasiyeti çok yüksek. Gerçekten çok başarılı bir kalem arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Güzel çalışmalar imza atabiliyorsunuz. Tabii bunun performans hakkında ilerleyen videolarda da tabii ki yer vereceğiz ama ürünün şu anda kullanım detayları bu şekilde arkadaşlar. Bu videoda da Mektodon'un 8921'lik son çıkan ve özellikler olarak gerçekten çok mutlu eden kalemi için kutu açılışına ve teknik detaylarına yer verdik. Bu videoyu paylaşmayı, beğenmeyi ve düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.